Aks televizyonu ekranlarından bizi izleyen tüm izleyicilerimizi ben saygıyla selamlıyorum. Biz yeni bir yıl girince toplumun çeşitli kesimlerini televizyonumuzda onların seslerini sizlere ulaştırıyoruz. Mesajlarını, varsa problemleri, çözümleri, taleplerini bizim aracılığımızda sizlerle paylaşıyorlar. Bu zamana kadar biz son bir ay içerisinde hem 2013 girmeden 2012'nin sonlarına doğru işte mimarları, mühendisleri, demokratik kuruluşları, gazetecileri, engellileri, romanları, toplumun her kesiminden kadınları, hayvan hakları savunucularını, toplumun her kesiminden insanları, demokratik kuruluşların temsilcilerini televizyonumuza ağırladık ve onları konuşturduk. Tabii yeni bir yıla girdik. Yeni bir yılla birlikte insanlar gibi firmalar, kuruluşlar da bir sosyal organizma. Onların da dünü, bugünü, yarını var. Onlar da bir gelecek planlaması yapıyorlar. Zaten yapmasalar bu doğru olmaz. Bu akşam iş dünyasının, Samsun iş dünyasının iki kuruluşunun başkanlarını stüdyomuza davet ettik. Sayın Emin Bahri Uğurlu, Samsiyat Başkanı ve Sayın Orhan Sever, Kargif Başkanı. Onlarla Samsun'un hem dünden bugüne, bugünden yarına güzellikleriyle, sorunlarıyla, iş dünyasının geldikleri yerle, ulaşmak istedikleri hedefleriyle, karşılaştıkları problemleriyle bu akşam onları dinleyeceğiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Yalnız ben söyleşimize geçmeden önce, şimdi toplum, tabii siz kısaltılmış olarak terimler çok uzun uzun Evet. Yazılamıyor. Sadece iş dünyasında değil, bu genelde bütün sivil toplum kuruluşlarında, odalarda, demokratik kuruluşlarda terimler Evet. kısaltılarak ifade ediliyor. Ben Bahri Bey'den Samsiyat ve Türk evet Türk.com.pet Evet. doğru mu Evet. söyledim? Bunların bir açılımını yapmasını rica ediyorum ben. Buyurun lütfen. Öncelikle hem Aks TV'ye bu programda bize yer verdiği için hem de Sayın Şakir Bey'e teşekkür ediyorum. Önce bir kendimi tanıtayım. Tabii buyurun. 1955 Samsun doğumlu. İnşaat mühendisliği okumuş ve mesleğin birazını yapıp birazını yapmadığım şu anda ticaretle uğraşan bir kişiyim. 8 çocuklu ailenin en ufaklarından birisiyim. Mühendis olmamın sebebi Hasan Uğurlu'dur. Şimdi ona gireceğiz biz. Siz önce bir Erken konuşalım. Ben onu Evet. soracağım size. Evet. Çünkü siz gerçekten önemli Evet. bir aileden, yani Evet. iz bırakmış bir Evet. yatırımları olan Evet. kişilerin devamısınız, Samsun, ailenin devamısınız da ben evet. önce sizden Samsiyat'ın tam açılışı Samsun, ne? 1992'de Samsun'daki iş adamlarının kurduğu Samsun Sanayici ve İş Adamları Derneği olarak devam eden 21. yıla İlk giriyoruz. organizasyon bu mu? Evet, yani Samsun'da. Samsun'da ilktir. Samsun Evet. olarak. Ticaret odalarından sonra, daha Evet. sonra ihtiyaç duyulan iş adamlarının sosyal paylaşımlarını paylaşmak istedikleri bir kurum olarak kurulmuştur. Her geçen günde devam eder. Belli bir yere bağlı değilizdir. Bağlı değiliz derken tabii ki bağlıyız. Federasyonumuz, konfederasyonumuz var. Ondan bahsedeyim. Bu federasyonlar bizim Kalkınma Bakanlığı'nın, daha evvel Devlet Planlama Teşkilatı'nın 26 bölgeye bölünmesinden dolayı bu TR diye tabir ettiğimiz bölgesel şehirlere göre Tokat, Samsun, Çorum, Amasya olarak 4 vilayet ve beraberinde kurulmuş derneklerler, OKASİF ettiği Orta Karadeniz Sanayici Evet. İş Adamları Dernek Federasyonu var. Bu 17 tane bu tip federasyon 26'ya tamamlanacak. Türkiye'de enteresan olan bir tarafı da sektörel 3 tane federasyon ki bunlar önemlidir. Hem Seramik Federasyonu, Serfet, Sektörel Dernekler Federasyonu dediğimiz bir de Yapı Üreticileri Federasyonu. Bununla beraber Türk.com.pet 134 dernek aşağı yukarı 17 federasyonla beraber 1 milyonu aşkın Çok üyesi, uzun, bayağı bir büyük yani organizasyon. bir kişiye istihdam sağlayan, tabii ki 65 milyar dolardan fazla ihracat yapan, 208 milyar doların iş hacmine sahip
iş adamlarının üye olduğu bir kuruluş. Temel düsturu da şeffaflık, tarafsızlık, bağımsızlık üzerine ilkeleri doğrultusunda faaliyet gösteren bir yapıya sahip olan bir konfederasyon. Evet. Şimdi ben Orhan Bey'e de Kargif Başkanı, Kargif'in açılımı ne? Evet. Sizden alalım, buyurun lütfen. Evet, öncelikle şahsınızda Şakir Bey, Aksi TV ailesine teşekkür ederiz bugün bizi burada konuk ettiği için. Hele hele de Emin Bahri gibi bir abimiz de başkanımız da beraber bizi aldığınız için çok mutlu oldum gerçekten. Kargif açılımı Karadeniz Genç Adamları Federasyonu 2009'da kuruldu. Yine 2008 yılında Samsun Genç Adamları Derneği'ni kurduk biz arkadaşlarımızla beraber. Daha sonrasında federasyonumuzu kurduk bölgede. İşte bir önceki dönem Samsun Genç Adamları Derneği Başkanlığı'nı yürüttüm. Sonra takdir-i ilahi 2010 ve 12 yılında da Karadeniz Genç Adamları Federasyon Başkanlığı'nı yönetiyorum. Ama şunu da ilave etmek istiyorum. Genç Adamları Derneği'ne ismindeki gençten dolayı tüm ülkenin özellikle Samsun'un geleceğe ışık tutması açısından çok önemli bir renk kattığını ve çok ihtiyacı olunduğunu düşünüyorum. Yani şimdi genç iş adamları derken iş adamlarına bir sınıf getiriyor, sınıflandırma, evet. Bir tasnif getiriyorsunuz. Bunu iş bana, adamlarının her yaşta insan var. Yani evet. 25 yaşında da iş adam var, 65 yaşında da. Yani. Ama siz bir standart getirmişsiniz. Aynen. Genç, daha fazla tempo mu veriyor, ne yapıyor, ne yapıyor yani? Ben şimdi 39 yaşındayım, 40 yaşına gireceğim yakında. Senin genç adamlarında ne işin var diyenler de var bana. Ama derneğimizin, federasyonumuza bağlı tüm derneklerin, 9 il var bünyemizde, tüm derneklerin yaş ortalaması 27-28 gibi. Yani bize bağlı tüm derneklerin. Dolayısıyla daha gençliğe yönelik. Biz kurduğumuzda 32 yaş ortalamasıydı. Yaş ortalaması hızla düşüyor başkanım. Genç nesil hızla geliyor. Yani şirketlerde yönetimleri devralıyorlar. Ve bu şekilde sivil toplum örgütlerinde yer almaları ilerideki şirket içerisindeki görevlerinde de onları daha olgunlaştıracak, daha sağlam kararlar vermesi açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum. Peki şey nasıl genç iş adamlarındaki uyum, entegrasyon, birlikte hareket etme, ekip bilinci nasıl? Evet. Memnun musunuz bu şeyden, yani, yapılanmadan, bu örgütlenmeden? Biz şimdi tabii biz o dernekte, ben Genç Adamlar Derneği'nde bir tabiri caizse ombudsman olduk abi. Evet. Dolayısıyla ama hiç abi, kardeş, arkadaş hukukunu hiç bozmadık. Hı hı. Hiç etiğimize ve değerlerimize hiç zarar vermedik. Bugüne kadar çok şükür el ele kol kola geldik. Alan geniş mi yani, çeşitli tabii, sektörlerden? Her sektörden var. Yani şu sektör bu sektör diyemeyiz. Evet. Her sektörden var ve Karadeniz Federasyonu'nda 980 civarında şirket var bünyesinde. Çok güzel. Yani 980 şirketi, evet. Samsun olarak federasyon başkanlığını yürütüyoruz. Evet. Şimdi Sayın Uğurlu, Samsun'un ekonomisine, Samsun'un iş dünyasının artılarına, eksilerine, sorunlarına, çözümlerine geçmeden önce sizin ailenizin kurtuluş yıllarından, evet, evet, bu tarafa gelen bir karakteristik özelliği var. Evet. Kuşak kuşak siz geliyorum, kendisini, evet, Samsun'da hissettiren bir, evet, ailesiniz. Evet. İsterseniz Kurtuluş Savaşı'nda, evet, Atatürk'ün abi, Samsun'a gelmesinden başlayalım. Tabii Atatürk'ün 19 Mayıs, hı hı, 1919'da Samsun'a çıktığında dedem Yusuf Bahri Efendi burada müftü vekili olarak görev yapmakta. Siz de ismini almışsınız. Evet. Benim ismim bir tanesi de oradan gelir. Evet. Kendisi de şeyiyle beraber, ekibiyle ve ailesiyle de tartıştığında Cumhuriyet'ten tarafa ilk imzayı atan müftü vekilidir. Bu hem meclisin şeylerinde vardır, arşivlerinde, hem yani de, kayıt tarihi, evet, döküm kayıt var mı? Evet, dökümlü kayıttadır. Üniversitede de kayıtlar vardır. Orada da tablolar halinde gösteriyor nereden geldiğini. Aynı zamanda Osmanlı arşivinde de var. Çünkü payitahtta da İlk imzayı atan müftü. Yani diye. Bir din adamı olarak Atatürk'e, evet, 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 yanımızdayız diye. İlk imzayı atan, o günkü bunalımız zamanda, evet, o riski göze alıp ilk imzayı atan kişidir. O bir resmiydi o zaman. Evet, evet. Tabii Yusuf Bahri Efendi'nin çocuklarından bir tanesi, babam en büyükleri, tıbbi kazanmasına rağmen genç yaşta dedemi kaybedince iş hayatına girmiş tabii. Onun ufağı olan Hasan Uğurlu, biliyorsunuz, Samsun'da bayağı bir emeği olan, barajın inşaatında etüdünden tutup da finansına kadar Demirel'le de sınıf arkadaşıdır aynı Hasan zamanda. Hasan Uğurlu neyiniz oluyor Hasan sizin Uğurlu, bir daha? Hasan Uğurlu amcam olur. Amcanız. Hasan Uğurlu tabii o zaman Türkiye şantiye halinde. Kalkınmada 60'lı yıllar.
Demirel'le sınıf arkadaşlığı evet, var mı? Var efendim. Zaten siyasete de biraz girmek istedi ama o sıralar denk gelmedi. Çünkü bu yatırımlar siyasi destek de gerekiyordu. Evet. Biliyorsunuz sadece barajın yapımı değil, onların hayallerinde, projelerinde 60'lı yıllardı ben çocuktum. 50 sene evvel bugünkü anlattıkları ancak daha yerine geliyor. Çünkü zaten çarşamba tarafı sanayiyle gelişmesi lazım. Bafra tarafının turizm olması gerekiyordu. Tabii ki yerleşim alanları oldu ama zamanla turizm alanı olarak yenilenecektir. İçeriye doğru işte Kavak tarafına doğru da yerleşim alanlarının olması gerekirdi. O zamanlar planlarlardı. Şimdi bir de sizin bir Derebey ailesi, tarafın, sülalesi. Bizim baba bu nereden geliyor evet, bu? Derebey yani nereden geliyor? Süphari Efendi Samsun Çorak köyündendir. Ta Orta Asya'dan göçmüş bir aile. Babaannem ve anne tarafı da Kavak merkezdendir. Annemin dedesine Derebey derler. O zamanki zamanda belli bir aileden olduğu için ekonomi zayıfladığı halde komşusunun kuzusunu alıp misafire ikram edecek kadar ruhu ağalık olarak devam eder yani. Öyle mi? Beyliği oradan şimdi, gelir. Kavaklı Derebey'in evet. Gazi derler. Evet. Çok hatırlı bir insan var. Dayımı vardı. Da öyle derler. Neyiniz oluyor sizin? Evet, Gazi de dayım olur. O da aynı o ruhla devam etmiştir. Elinde avcuda yoksa bile gelen misafire gidip emanet kuzuyu alıp keser yani. Şeklindir. Evet. Bir de üniversitenin kuruluşunda diğer amcam Mahmut Şevket Uğurlu vardı. Üniversitenin kuruluşundaki Samsun, o da Amerika'dan yeni gelmişti. Kardiyoloji bölüm başkanıydı Hacettepe'de. Üniversitenin arazisinin istimlakında tabii ki o zaman Hasan Uğurlu'dan da destek alarak. Bayağı okumuş bir evet, uzun yıllar hizmet Hacettepe'de bölüm başkanlık yaptı ama buradaki öyle bir hizmeti de öyle de vardır. Diğer bir amcam emekli albaydı. Benim de çalışırken mühendis olmamın sebebi amcam rahmetli olunca aile zorla beni mühendis yaptı. Daha sonra da Altınkaya Barajı'nın yol inşaatında bir buçuk yıl kadar askerden önce çalıştık. Ekip halinde de devlete de öyle bir hizmetim dokundu. Evet, Orhan Bey sizi de tanıyalım mı kısaca? Tabii. 1973 doğumluyum. Evliyim, iki oğlum var. Bahri abi gibi öyle olağanüstü bir geçmişimiz yok tabii. Öyle mi dersiniz? Ama şöyle bir şey diyebilirim. Mesela 95 senesinde ticarete başladım. Üniversiteden döndükten sonra. Şunu ticari ben söyleyeyim. Yaşamınız 95 yani. Yok 21 yaşı 22 yaşına denk geliyor. Ama şu ilginç bence. Benim ailemde hatta sülalemde ticaretle uğraşan hiç kimse yok. Allah bize öyle nasip etti ki bir iş adamları federasyonunun başkanı olmayı zaman içerisinde. Yani onunla kendimiz gurur duyuyoruz yani. İşte o da tabii sizin demek ki çalışkan, çevresinde hatırı sayılır, hatır gönül ilişkileri. Bir yerde insanın işte Karadeniz çapında bir iş adamı örgütlenmesinin başına geçebilmek için bir defa dostluk ilişkilerinin, iletişimin çok İletişim büyük çok sermayenin önemli. Yanında aynen. insan sermayesi, bu sermaye de gerekir. Şimdiki, bundan sonraki dönem, demek ki siz bunu başarmışsınız. Şakir Bey gerçekten ben onu hayatımda çok defa gördüm. Hı-hı. Hayatımda bugüne kadar hiçbir yere aday olmadım. Hep zoraki getirildik. Hani o da takdir-i ilahi veya işte şey ama bence bir yere aday olanlar veya bir şey için mücadele verenler hani bir şey olmak adına bence çok doğru insanlar değiller. Yani birileri sizi bir yere getirirse olur ancak. Evet. Ki işte biz Samgiat Başkanlığı'nı bırakırken de sağ olsun arkadaşlarımız bir dönem daha devam ettirdiler ama ekibim ve ben yorulmuştuk. Şimdi sonra federasyon başkanlığını yürütürken de şimdi mesela yakında bir kongremiz olacak. Bundan sonraki dönemde aday olmadığımı arkadaşlarıma belirtiyorum. Ama Trabzon'u, Ordu'su, Samsun'u arkadaşlarımız sağ olsunlar. Yani bir dönem daha devam ediyorlar ama ilerisi gerisi yok. Ben bu dönem için yeterli. Bundan sonrası için belki nasip olursa ticaret odasıyla ilgili düşüncelerimiz. Biz hani görevimizi evet. yerine getirdiğimizi düşünüyorum o derneğe. Evet. Ama tabii bu bizim aynı ben şey düşünüyorum, bu bizim bir evladımız gibi bu Genç Adamları Derneği. Ömrümüzün sonuna kadar ondan kopamayız da ayrılamayız da öyle bir manevi bağımız var artık yani evet. arkadaşlarımız. Şimdi Samsun'daki iş yaşamına geçmeden dün akşam biliyorsunuz Mehmet Ali Birant'ı evet, kaybettik. Evet. Ben Mehmet Ali Birant'ı güler yüzüyle, her zaman güler yüzüyle haberleri okuması, İnsanların sıkıntılı, stresli, problemli zamanlarında bile hep iyimser mesajlar vererek haberleri okuması, en can sıkıcı, en trajik, en kötü haberlerde bile rütüşleyerek, yani, vücut diliyle
okumasını geriye o kaldı benim kafamda. Evet, ne yani diyorsunuz siz? Onunla ilgili birkaç cümle alayım ben sizden. Tabii Mehmet Ali Birant hem eğitim hayatıyla da biliyorsunuz. Hı-hı, evet. Çocukluğundan beri iyi bir eğitim almış ama kendisini de geliştirip hele de medyada haber sunarken dediğiniz gibi bütün eksikliğini bile hisseder hale gelmişiz. Evet. Onun o güler yüzüyle, topluma yaklaşımıyla tabii kendisine rahmet diliyoruz. Siz ne diyorsunuz Orhan Bey? Evet, ben Mehmet Ali Birant Türk basınında çok önemli yere gelmiş. Öldüğü için biz tabii büyük rahmet diliyorum ama ben kendisini sevmezdim. Öyle mi? Yani düşüncelerini, fikirlerini tabii ki yaklaşımları vardı ama Mehmet Ali Birant'ın düşünceleri noktasında benim uyuşamadığım çok şey vardı yani. Şimdi düşünceleri ama rahmet eylesin Allah, yani gani gani rahmet eylesin. Tabii şimdi herkesi sevmek zorunda değil. Onu biz medya olarak, yani medyada tabii insanlar eleştirilir. Olumlu yönleri vardır, olumsuz yönleri vardır. Evet, evet. Onun evet. da uzun gazetecilik yaşamında arkadaşları aynen. tarafından, çeşitli kesimler tarafından eleştirilen yönleri oldu. Şiddetle eksik, eleştirilen yönleri yoksa oldu. Şu konuları şu konulara açıklık getir diyenler oldu. Ama bir diğer gerçek de yani haber okuma tarzında çok yetenekli bir insan. Evet. Ama bu yeteneğinin karşılığında fazlasıyla almış bir insan. Yani Türk toplumu evet. ona ciddi... Ama bir de şu var, Türkiye'nin çok tanınmış başarılı televizyoncularını, gazetecilerini, televizyon yorumcularını, programcılarını Mehmet Ali Birant'ın o 32. günü bir okul... Kesinlikle. Sevgili Orhan'ın söylediğini ben şöyle yorumluyorum. Hı. Yani o aldığı eğitimde yaptığı bu çizgi bu kadar madem ki bir yere kadar geldi, daha bazı devlete, millete istifade ettirecek işler yapacağını umduğunu anlıyorum. Böyle bir eksiklik olmuş olabilir. Evet. Şimdi biz sizi bu telefon kim telefon? Bilmiyorum arkadaşlar bakalım. Bizimle ilgisi yok değil mi telefon? Yok. Ama telefonu tamam. susturmamız lazım. Evet. Şimdi ben Samsun'daki Samsun'un sorunlarına ya da çözüm bekleyen sorunlarına, evet. iş dünyasının bakışına geçerken isterseniz şeyden başlayalım biz. Bir gelişme trendinden başlayalım. Bana mesela Samsun'un en güzel zamanları ne zamandır diye birileri sorsa çocukluk yıllarında ben mesela 65'li yıllarda o fuarın büyülü evet. dünyasının evet. olduğu zamanlarda ben sonunu yakaladım mesela. Siz sona mı yetiştiniz? Siz sona mı yetiştiniz? Muhteşemdi yani. Ya o günden bugüne Samsun'la ilgili, Samsun'un ekonomisiyle ilgili, sosyal evet. yaşamıyla ilgili bir şeyler söylenirse ne dersiniz siz? Bizim yaş itibariyle işte bizim 60'lı yıllarda da çocukluğumuzdan başlıyor. Tabii Türkiye'nin de gelişmeleri, ikinci partilerin kurulup demokrasinin çalışması işte evet. 50'li yıllarda başlayıp kalkınma zamanları. Biz çocukluğumuza bakarsak tabii ki İzmir'den sonra Samsun'da tabii ikinci bir fuarımız yani. Vardı ve bayağı bir katkısı vardı buraya. Bu ara verilmesi hoş bir şey değildi ama şükürler olsun yine. Şu anda fuar kongre merkezi olarak inşaatı bitmek üzere bayağı önemli bir ihtiyaç olacak. Değil mi? Önemli bir ihtiyaç. İnanılmaz önemli. Çok geç kalmıştık tabii ki. Buna paralel 5 yıldız otel derneğine başkanlığa geldiğim günler, daha yıllardan beri de söylerim. Diğer başka sivil toplum örgütlerinde de görevlerimiz var. Samsun'da organizasyon yapmak istediğimizde otel yatıracak 300-500 iş adamını getirdiğimizde 5 evet. Yıldızlı bir otelin olmaması. Ama şimdi size bir şey soracağım. Yani önemli bir konudan geliyoruz. Evet. Şu anda Samsun'da çok fazla sayıda otel. Deneyim de ama olabilir, hatırı sayılır olabilir. Bir sayıda yeni otel yatırımları. O ama ara oteller olabilir. Antalya'da 2000 otel var. Sevgili Orhan'da macerası var, o anlatacaktır Güral'la ilgili. Evet. Onların yakın değil, çünkü mesai arkadaşlar ama. Samsun'da bu kadar fazla otel. Bakın 5 yıldızlı ve daha da büyük olan kongre yapılacak. Yani büyük toplantıların organizasyonu yapacak otel ihtiyacımız evet. var. Ama diğer oteller de. Ama şimdi o zaman şöyle söyleyelim. Senede bir defa olmaz. Bir defa olmaz. Öyle bakın, üniversite bizim çok büyük üniversite burada. Sayı 25 bin tane öğrencisi var. Hatta ikinci üniversite evet, kurulmuş vaziyette. Evet.
Başarı Üniversitesi'ne de başarılar diliyoruz öyle veya böyle bir şekilde. Bazı toplumun kesimleri tepki koymaya kalksalar bile bir, yani bir kazanımdır, kazanımdır, aynen, yatırımdır. Samsun İki Üniversitesi olmaz tabii ki. Kesinlikle. Yani, çok önemli. Bunlar var. Bir de bu çok iş önemli merkezleri yatırımcısının çok konuyu dağıtarak getirip öyle toplamam lazım. Evet. Eğer bu iş merkezleri de Samsun'a fazla gibi oluyor, hele hele yeni şimdi Kozi diye bu Rönesans şirketinin yaptığı iş merkezi. Lavlet sel olduğu için biraz inkıtaya uğradı şu anda. İnşallah toparlarlar. Yabancı yatırımcı gelmesi açısından doğru. Ancak bu içerideki işletmecilerin de Samsun'daki firmaların vergi levhası olanlar tarafından işletilmesini canı gönülden istiyoruz. Bu iş merkezleri sadece Samsun'a kalırsa yürümez. Suriye'den tutun karşıdaki Rusya'ya kadar, hele bu bölgede Karadeniz Havzası'ndaki turizmin de gelişmesi gerekiyor. Birçok proje var işte. Lojistik köy projesi var, meclisten geçti. Bu otellerin yapılması lazım. Orta oteller tabii ki dolacaktır. Dışarıdan birileri gelmezse... Evet, evet. Yani, oteller yapılıyor. Yapılacak ve oteller çalışır, yetmez de göreceksiniz. Samsun'da hali hazırda hizmette olan oteller var. Evet. Onlar da iş yapacak ama yapacak tabii ki, tabii ki, tabii ki. Şimdi ben Orhan'a da söz vereceğim ama şöyle bir özetleyeyim. 5 yıldız oteller başladıktan sonra şöyle örnek vereyim. Geçen sene bir toplantı için Bursa'ya giderken taksi şoföründen aldım mesajı derler ya. Evet. Sohbet halinde şeyi sordum. Bursa'da eskiden beri oteller vardır termalle ilgili. Hayır başkanım dedi o zaman. 4 tane ulusal zincir gelmiş. İşte isimleri meşhur olan yurt dışında, evet, büyük zincirler. Bu oteller buraya geldikten sonra katladı bizim işimizi diyor. Ama beyefendi, ulusal ziyaretçi. Tamam. Ama burada şimdi bir sanayici Samsun'a geldiği zaman nerede bırakacağız? Nerede yatıracağız? Nerede misafir edeceğiz? Toplantılar nerede yapacak bu şirketler? Altyapısı hazırlanıyor. Fuar Kongre Merkezi, lojistik köyün bugün meclisten geçmiş olması birkaç gün içinde, bunlar hepsi hazırlık halinde. Şimdi Orhan'ın da otellerle ilgili anısı var, onu da dinleyelim kendisine. Hep ben konuşmuş olmayayım. Estağfurullah, hoş geldin. Ya Şakir Bey, o yani çok fazla olmadı mı oteller gibi? İfade edebildim mi size? Evet, tabii, evet, ama yani mevcut oteller var, bir de şimdi yeni çok büyük grupların getirdiği oteller var. Ama Samsun'un ticari nabzı bu otelleri doyurmaya ya da müşteri ilişkilerinde bir tatminkar bir şey olacak mı? Anladım. Bu ortam oluşacak mı? Bakın şimdi sorun mesela şimdi İstanbul'da sayısını bilmiyorum ama yaklaşık 2000'in üzerinde otel vardır. Evet. Ve çoğu gün gidin. Eğer bir gün öncesinden odasını ayırtmamışsanız asla yer kolayına bulamazsınız. İyi otellerde, evet, bulamazsınız. Antalya'da belki 3000 tane otel var. Bu otelin çok olması bir kere, hani ben bunu belki mütemadiyen defalarca duydum. O yüzden şunu söylemek istiyorum. Otelin çok olması yatırımcının problemi. Bizim problemimiz değil bir kere. Evet. Şehrin problemi değil. Hı. Yatırımcı o rentable görür yapar, görmez yapmaz. Ama inanılmaz önemli bir olaydır. Şehrin geleceği açısından inanılmaz. Evet. Neden? Şimdi biz 100 kişilik bir toplantı yaptık başkanım. 3 sene önce, eski değil, ve ben her başbakan Samsun'a geldiğinde ve her siyasi ortamda bunu dedim, şunu dedim mesela. Ne zaman? 3 sene önce, 2 sene önce. Yani çok eski bir zaman değil. Dünyada 5 yıldızlı otel olmayan tek büyük şehir. Mesela ikinci bir şehir yok dünyada. Öyle değil mi? Yani evet, büyük evet, otel, büyük otelde biliyorsunuz 2 yıl falan kapalı kaldı. İl özel idareli sıkıntısından dolayı. Evet. Ama Samsun'da bir sürü kongrelerde ertelendi, evet, o yüzden. Biz bir sürüsü de iptal edildi. Bakın Şakir Bey, bunu belki vatandaşlarımız, bizi dinleyenler bilmeyebilirdi manasında. Çok kısa açıklayacağım, hı-hı, uzatmadan. Biz 100 kişilik bir toplantı yaptık. 2 ay öncesinden planladık. 100 kişi gelen toplam. 19 Mayıs balosu düzenledik. 100 kişiyi 3 otele yerleştirdik. 3 otelden ayrı servislerle taşıyıp ayrı toplantı salonuna götürdük. İnanılmaz bir emek organizasyon şirketine verdik. Yani biz baş edemeyiz bununla falan, hı-hı, diye. Hem maliyetlerimiz arttı, hem götür getir taşı, herkesle ilgilen ev sahibiyiz bilmem ne. Şimdi bizim bu şehirde 2 sene öncesine kadar halen daha şu anda dahi 5 yıldızlı otelimiz yok başkanım. Yok maalesef. Şu an dahi. Ve adı Büyükşehir Şakir, evet, Bey. Şimdi, yani inanılmaz önemli. Şimdi ben de size bir şey söyleyeyim. Biz de 20 senedir ben basının içindeyim. 20 senedir bu tarafa televizyonlarda program yapıyoruz. Evet. Burada geçmiş yıllarda bir pediatri kongresi yapıldı. Evet. Şimdi ben fazla söylemeyeyim. Yani Samsun'un şunu söyleyeyim. Samsun'un bu
yönünü fazla lanse etmeyeyim ben. Ama insanları, gelen konukları yerleştirilme konusunda ya gerçekten ciddi sorunlar yaşandı. Başka bir şey söyleyeyim. Bir küsür kişilik bir kongreydi. Yani şu an Samsun'un hala problemidir. Evet. Bakın yani başkanım da bilir, siz de yaşamışsınızdır. Beni aynı gün akşam biri ararsa, bugün mesela şu anda arasın, ben işte İstanbul'dan geldim, otel ayarlı, yer bulamadım derse 7-8 oteli ayarlıyor, arıyorum ve bunu 7-8 defa yaşamışımdır, asla oda bulamazsınız şu anda. Evet, evet. Şu anda. Şimdi şunu diyeceğim, bir de 1500 kişilik tıp sempozyumları yapılıyor. 1500 kişi, 1500 doktor geliyor. Ve bu bir tane su alsa, bir tane taksiye binse, işte bir tane gözlük alsa kendine veya yolda işte simit alsa, bilmem ne, Samsun ekonomisine katkıdır bu. Kesinlikle. Ve bu insanlar Çorum Anit Otel'de veya Fatsa Yalçın Otel'de gibi otellerde bu işleri, ki Koç grubu geçen sene bir toplantı yaptı, Fatsa da yaptı toplantı. Yani bizim burada bir ayıbıdır. Handikapımız var diyorsunuz bu, değil mi? Bu Samsun'un ayıbıdır yani. Eksiğimiz acilen, ama eğer inşallah şu anda bir Fener'in orada yapılan çok katlı bir otel. 35 katlı olarak. Evet, yani 36-38. İşte bir Güral grubu vardı herhalde, vazgeçmek üzere ama inşallah yaparlar. Onların iş merkezinin hemen sizin dibinde. O grupla da bir yakın temasınız var galiba, değil mi? Biz şimdi defaten Şakir Bey bunu dedik. Yani ki bu şehrin dünyada 5 yıldızlı oteli olmayan tek büyük şehir. Ondan sonra ben bunu ileriki bir daha sonraki konuşmalarda da bundan yani? Evet. Biraz sonraki konuşmalarda da diyeceğim. Samsun Doğan Görünümlü Şahin diyorum ben ona. Hani ismi büyük, namı gerçekten büyük ama içine bakın. Bugün hani şu anda otel sorununu çözmüş gibi gözüküyor ama İnşallah. Yıl 2014'te belki 15'te anca çözecek. Yani Mayıs'a kadar Rönesans'ın eski otogarın orası. O da daha büyük olacakken temel kayması yüzünden bir miktar ufak hale getirildi. Yoksa temel kayması olmasaydı zeminde, o da çok daha büyük bir otel olarak. Sivil toplum kuruluşlarının en büyük asli görevi tabii soruna parmak basmak, sorunu teşhis etmek, teşhisten sonra tedavi için çözüm önerileri sunmak, onun haricinde de bu olaya entegre olup çözüm odaklı çalışmak. Şöyle mi anlıyorum, yani bu oteller yapıldıktan sonra bu kongreler Samsun'da daha yoğun bir şekilde kesinlikle altyapısı hazırlanacak çünkü. Bakın şu bir an, tane üniversite var. Şu an 80 uçak iniyor haftalık Samsun'a. Havaalanı müdüründen aldığım bilgi. 80 uçak haftaya güne bölerseniz 11-12 uçak yapıyor. Yani 22-24 civarında 12 uçak gibi iniyor, 12 uçak gibi kalkıyor. Toplam günlük 22 ve 24 aralığında uçak iniyor Samsun'a. Bunu inanın, bu oteller ve fuar kongre merkezi artar bittiği mı? Gün tabii bittiği tabii. Günden bir yıl içinde direkt 2 ile 3 ile çarpın. Direkt 2'yi çarpın bak bir kere. Ve inanılmaz, şehire dışarıdan insanlar gelecek ve şehir ekonomisinin şöyle hafif dikey bir ivmeyle çıkarken çok daha yüksek bir ivmeyle büyümeye başladığını göreceksiniz. Samsun'la ilgili ilk defa güzel konuşan insanlar rastlıyorum. Samsun'da, evet. Samsun'da. Samsun ekonomisiyle ama ilgili. Ama şu da çünkü var. Çünkü kent maalesef çok iyimser değil. Kütümserlerimiz de var. O da ayrı mesele. Onlara gireceğiz. Ha, biz otel mevzusuyla ilgili çok kısa onu da açıklayalım. sorunu teşhis ettik ve bir yatırımcımızı bulduk. Güral ailesi. Bunlara Samsun'da böyle aynı sizle bugün konuştuğumuz gibi sorunlardan bahsettik. Neden Türkiye'nin civar yerlerinde her yerinde yatırımınız var? Neden Samsun'da olmasın? Burası da hani ciddi bir yatırım merkezi olabilecek. Onlar da değerlendiler, müdürlerini gönderdiler. Hakikaten doğru diyorsun. Bu yemekte şifayan geçen bir konuşmanın neticesinde başlıyor. Sonra süreç başladı ve bunu biz aşağı yukarı 3 yıldır yürütüyoruz. Ama burada tabii bürokratik engeller çıktı, şu oldu, bu oldu ki biz bu sürece başladığımızda Güral ailesi Afyon'da termal otel inşaatına da başlama kararı almıştı. Evet. Şu an Afyon'un en lüks ve en iyi otelini yaptılar Afyon'a. Ama bizim otelimiz neticelenmedi. O da işte birkaç tane burada bürokrasiyle ilgili, şeyle ilgili sıkıntılar yaşadılar. Biz çözme noktasında da çok ciddi gayretler sarf ettik ama bizim boyumuzu biraz aşan olaylar. Ama yatırımcı şu anda tam vazgeçmiş de değil. Ama askıda duran bir proje şu anda, biliyorsunuz meteorolojinin 19 Mayıs bölgesinde meteorolojiye yeni bina yapılacaklardı ki orada yanılmıyorsam 2-3 trilyon civarında bir yatırım başlanmıştı, yani yapmışlardı. Evet, ama onu görev zararı olarak tamamlamak istiyorlar. Evet, İnşallah okula çevirelim falan. Efendim şimdi otel konusunu ben anladım. Ama oradan şeye Samsun'da bir başka tartışma konusu daha var. AVM'ler. Evet. Şimdi AVM'leri söyledik. Şimdi bir de şeye getirelim. Burada Samsun'da yoğun herkesin esnafın kafasındaki sıkıntılardan birisi. Şimdi AVM'ler yapılsın. Evet. Ama içindeki işletmecilerin Samsun vergi levhası olan
işletmeciler tarafından yapılmasından tarafıyız. Bunun için de yatırımcının biraz gayretli olması yani lazım. Yani önce bakış açınız ne? Evet. Onu sorayım ben. Yani olmazsa olmaz, iş merkezi olmazsa bu gelişmeler eksik. Ama biz bunları söylerken şimdi 60'lı yıllarda burada bir aile ismini eskiler biliyordur. Amerika'daki Ford'da %2'ye yakın hissesi olan bir aile vardı burada. Evet. Koç, evet. Koç ailesi bile Ford bayiliğini almak için buraya gelip onun tavasutunu istemiştir. Hangi Zara yıllar bu? 65'li mi? 60'lı yıllar. 60'lı yıllar. Şu an burada mı aile? Ailede hiç kimse kalmadı İstanbul'da maalesef. İstanbul'da galiba yok, o aile. Aile bitti maalesef. Peki. Belki Samsun'da zaten yoklar. Şu anda. İsim vermeyelim. Evet. İsim veremiyoruz tabii. O zamanki armatörler olan bir aile var. Hatta anayasasını da hazırlayan Aldı Kaçtı ailesi. Yani bu Orhan Aldı Kaçtı'dan dolayı biliyorum. Burada armatör olan şirketler var. O BP'lerin, mobillerin burada depoları olan, yani Samsun bayağı metropol bir şehirdir ha zaten. Tabii eski. Arada bir eksiklik olmuştur ama şimdi son yıllar kalkınıyor. Ancak biz Türk Konfed olarak da konfederasyonda görevlerimiz itibariyle raporlar hazırlarız. Hı hı. Akademisyenlerle. Şimdi mesela bu orta gelir tuzağından çıkış diye bir önce orta gelir tuzağı ne? Nereye geldi? Onu şimdi anlatacağım şimdi. Yani anlatacağım kavramları şimdi. Karıştırmadan devam Karıştırmadan anlatacağız. Ha. Profesör Doktor Erçin Yeldan ve grubuyla beraber bir akademisyen hazırlattığımız rapor. Bu şimdi demin sevgili Orhan tespit ediyoruz. Biz sivil toplum örgütü olarak. Haziran'da bunun nasıl yapılacağının raporunu açıklayacağız. Evet. Ama çözüm zaten burada çözümleri de var ama tam net olarak çıkacak. Samsun'da bu orta gelir tuzağının tam ortasında olan şehirlerden bir tanesi. Bu tuzak ne işte onu da anlat. Koca işte milli gelirle ilgili yani. Kocaeli'nden Antalya'ya bir çizgi çekersek o üçgendeki 14 tane şehir kalkınmış olarak gözüküyor. Bunların da 20 bin dolara kişi başı o şehirlerdeki gayri safi milli hasılada gelen. Evet. Biz Samsun olarak 40 tane olan şehrin içindeyiz. 27 tane şehir de maalesef yoksulluk düzeyinde. O da Güneydoğu'daki tamamen bir kaybetmiş üçgen. Evet. Tabii bunun çıkmasının sebebi neler? Neden orta gelir tuzağına takıldı? 50 yıldır uğraşıyor. Türkiye uğraşıyor zaten. Bunun sebepleri işte Japonya ve Uzak Doğu'daki ülkelerde örneğin eğitim 17 sene şahısların ortalama şahıs başına. Bizde 6-6,5 yıl. 17 sene evet. Eğitim. Onlarda evet. Bir kişi 17 sene ortalama da yani 17 sene eğitim görüyor. Biz de evet. Daha 6,5 yıldayız yani şu anda. Eğitimin yükselmesi gerekiyor. Hı hı. Tabii ki eğitimle beraber ekonominin de gelişmesi gerekiyor. Onun için hızla istihdamın artırması lazım herkesin. Bu şehirde değil, bütün Türkiye'de sıkıntı var ama işte Samsun'u sordunuz, onun için anlatıyorum. Ama para beyefendi. Evet. Şimdi burada yatırımların artması lazım. Şimdi bu fuar merkezi, lojistik üst, 5 tane olan organize sanayinin derhal doldurulup çalıştırılması, hele tarım organize sanayinin burada gelişmesi gerekiyor. Hem Bafra Ovası, hem Çarşamba Ovası bunun gelişmesi için de hazırlanılmış bir şey. Ama bunların hepsini tespit olarak söylüyoruz ama nasıl yapılması gerektiği de geçen giden valimiz Hasan Basri Bey ve Hüseyin Aksoy da Samsun için esasında bir şanstır. Hüseyin Aksoy valimiz Mersin'de örneğini gösterdik. O evet. Lojistik köyü başladı. Burada bir şanstır. Buradaki lojistik köyü de hareket haline getirebilirsek ki bu lojistik köy Avrupa'da örneği İtalya'da olan bir yerde var. Yani bir fabrikayı düşünün. Depolama, ham madde hepsini lojistik köyde yapacak. Sadece üretimle ilgilenmesi gerekiyor. O da verimliliğin artması. Yani daha ötesi bir açıdan patates çipsi mi yoksa bilgisayar çipi mi dediğimiz. Yani ortalamada havaleli üründen daha teknolojik ürünler üreterek burada tabii yatırımla yani ister dışarıdan getirelim ister içeriden Samsun'u orta gelir tuzağından çıkartmamız için valiliğin etrafında Büyükşehir Belediye Başkanı, kaymakamlar, sivil toplum örgütleri, ticaret odası başta olmak üzere ticaret borsası el birliğiyle bütün sivil toplum yani kuruluşları da Samsun'da artmıştır. Bayağı sayılarıyla ki hepsi de uyum halindedir. Bunu toparlayıp götüreceklerine ben inanıyorum ama çok gayret etmemiz lazım. Şimdi Bahri Bey, bizim kentimiz evet. Karadeniz bölgesi diye kamu kaynaklarını ülkede şöyle bir böldüğümüz zaman
Marmara aslan payını alıyor doğru. Evet, işte ama alıyor. Sanayi haline şimdi, gelmişler. Şimdi artı ki. Ege Sanayi Odası da güçlü bir oda. Evet, o üçgenin yani, içinde Kocaeli'ne Antalya diyecektim. Meclise, evet. İşte başkente, ne bileyim iş çevrelerinde kulisleri, kulis çalışmaları etkili olan bir Ege'de böyle. Evet. Akdeniz kuşağı turizmden dolayı avantajı var. O da turizmden dolayı evet. Kaynağı alıyor. Ankara'da başkent olmasından dolayı evet. Avantajı kullanıyor. Biz de Karadeniz'in Karadeniz'e gelene kadar akşam oluyor. Şimdi siz diyorsunuz Karadeniz'in merkeziyiz de yapacağız. Öyle mi? Çarşamba Bafra Ovası bizim için bir nimet yani. Buradaki barajlar bitmiş, sulamalar hazırlanmış. Ama yani çalışmadan bunun olmaz artık, diyorsunuz tabii, değil mi? Tabii hemen tarım sanayisinin acilen organize edilip burada ki bir tane organize sanayi sitesi kuruluyor ama tarım organize diye o da yeterli değil. Bu iki tane ovanın derhal tarım sanayisiyle ilgili de çalıştaylar zaten yapılıyor ama daha hızlandırılması lazım. Ben bunu Orhan Bey'e de evet, sorayım. Ben yani ben de ülkenin ekonomik ve siyasal artı iş dünyasının ya da verimliliğin, performansın, üretimin bir Marmara değil burası. Tabii. Bir Ege değil. Evet. Ama buna rağmen işte çok çalışmak gerekiyor. Evet, siz bu evet. Olaya nasıl yaklaşıyorsunuz? Evet, yani onunla ilgili Şakir Bey şunu söyleyebilirim. Hani siz dediniz yani Samsun'a bu kadar pozitif bakan konukların şey. Evet. Mesela bununla ilgili de negatif bakan bir adamım. Şöyle ki, şimdi mesela 6 tane ilimiz var. İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Gaziantep. Evet, evet. Bunlar yaklaşık Türkiye'de toplanan verginin %85'inin üzerinde vergiyi ödeyen iller. 6 evet. İl. Ki 50-53 civarında sadece İstanbul ödüyor. İhracatının da hakeza aynı yani ticaret ve sanayi olarak da. Yani tüm Türkiye'nin sanayisi işte 6 ilde %80'e yakını kenetlenmiş durumda. Şimdi Samsun'a ben orada şey diyorum. Doğan Gönlümlü Şahin. Doğan Gönlümlü Şahin'e eskiden Şahin arabası vardı. Onu aksesuar takarlardı. Doğan'a benzetirlerdi. Ama fiyatı ucuzdu. Yani bizim şimdi Samsun ismi Doğan gibi. Yani güçlü hani böyle bakarsan çok iyi bir şehir. Ama içi o kadar güçlü bir şehir değil. O manada şundan yola çıkarak söylüyorum. Samsun geçen sene 2012 yılında 2011 yılında 427 milyon dolar ihracat yapmış. Evet. 2012 yılında 2011 yılında 447 milyon dolar evet. ihracat yapıyor. 2012'de 427 milyon dolar. Yani düşmüş ama 20 milyon dolar düşürmüşüz. Bu bir. Evet. Ne zaman düşmüş? Türkiye 151.9 milyar dolar ihracat yaptığı bir dönem. Artar, yükselirken evet. düşmüş. Türkiye'nin bu kadar yükseldiği bir dönem. Bu bir. İki, şimdi mesela Aydın, hepimiz böyle küçük bir il biliriz mesela, 540 milyon dolar. Mesela Şırnak, ne kadardır? 980 milyon dolar. Samsun'un 427 milyon dolar. Bir kere daha hani seyirde. Sınır ticareti var. Ama tabii. O işte sınır ticareti. Evet, petrol ağırlıklı bir ticaret lazım. Var. Mardin 840 milyon dolar. Trabzon 1 milyar 176 milyon dolar. Samsun'un 3 katı. İhracatı. Yani ürettiği, sattığı mal yani. Bizim ithalatımız da ihracatımız. Ben şimdi Trabzon'u örnek vermek istemiyordum ama istemiyordum. Estağfurullah. Biz öyle öyle şey evet. değil. Biz bu bölgenin insanı olarak bir kere her zaman birbirimize sahip çıkmalıyız. Bunu sonuna kadar savunan bir insanım. Aynı denize giriyoruz. Aynı suyu evet. içiyoruz. Aynı havayı kokluyoruz. Yani öyle ufak düşünen insanları da sevmiyorum. Evet. Şimdi dolayısıyla burada Türkiye'nin ihracatı bu kadar büyürken ve kendisinden 16 büyük vilayetten biriyken kendinden çok daha küçük illerin bu kadar ihracat yapıyor olması veya bu kadar Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor olması Samsun'un bir ayıbıdır bana göre. Samsun hiçbir zaman Bahri Başkanım daha iyi bilir. Bizden daha geçmişi ticari olarak bildiği için diyorum. Samsun 1900'lü yılların başlarında da hep ticaret şehri olmuş. Sanayi evet. şehri hiç olmamış. Samsun 1900'lü yılların evet, başında evet. 3 tane tiyatro olan kent söyleyeyim ben size. Evet. Birisi sanat, kültür. İstanbul, Atina'da var. Yani Türkiye'nin 7. büyük şehri ha. olan evet. bazı rakamlara göre. 1900'lü yılların gibi. Başında tekelin evet. de burada olması, rejinin evet. burada evet. olması kesinlikle. Samsun ticaretin hem kalbi ve sanatın da kalbi. Hep burada yalnız o Nevrizade Tiyatrosu denen tiyatro, işte sonradan sinemalar falan Samsun tartışılmaz bir üstünlüğe sahip. Samsun yani makosen ayakkabılar, takım evet. elbiseler, kadınların kıyafetleri, 1920'lerdeki resimler muhteşem yani Samsun'la ilgili. Evet. Hep beyefendi, hanımefendisi bol bir şehirmiş ama sanayi şehri hiç olmamış. Yani bugün de sanayi şehri değil Samsun. Ama olmaya ve mecbur işte. Yani olmaya mecbur başkanım ama mesela bir Kocaeli gerçeği var.
Kocaeli'ye gittiğiniz zaman görürsünüz, sanayi şehri, devasa bir şehir. İnsan çok ama Kocaeli'de yaşamayı hiç kimse istemez. Şimdi kalkınmada öncelikli bölge uygulamaları yapıldı. Devlet Planlama Teşkilatı 3 yıl evvel işte Kalkınma Bakanlığı diye ismini değiştirdi. Biz de hem Samsiyat Derneği olarak siz de tahmin ediyorum o grubun içindesinizdir. Yine Türk Konfederasyonu olarak bölgesel kalkınmayı öngören ve Kalkınma Bakanlığı kurulması da bizim için şanstır. Burada Kalkınma Ajansı'nın kurulması, merkezin bura olması Okan'ın. Evet. Ama şu anda 2 yılı bitmesine rağmen şu anda kamunun da üst düzeyinde olup da hala oranın reklam ajansı gibi hatırlamaya kalkan yöneticiler olunca ben bazen üzülüyorum. Bir an evvel bu Okan'ın ne olduğunu herkesin bilmesi lazım. Peki, bölgesel kalkınma şimdi, önemli. Bu orta gelip planına çıkmak için yöneltin. Oradaki çocuklar hepsi de Samsun için de ve Türkiye için de şanslı. Birikimli olan da yani. İnsanlar oradaki. Evet, evet, hep doğru. De eğitimli. Hatta çift yabancı dilli. Evet. Fakülteleri okumuş ama bu çocuklar belki eğitimleri var ama bu sahaya indikleri için ilerideki beyin göçü gibi. Ta Özal'ın, rahmetli Özal'ın zamanından beri istenilen yetişmiş elemanların gelmesi şansı doğmuştur. Samsun için de diğer bölgeler için de bu böyle. Şimdi bakın, ama biz Samsun'u konuştuğumuz için. Samsun'u konuşuyoruz ya, ben 20 senedir, baştan da söyledim, 20 evet. senedir bu tür oturumları yapıyoruz biz. Evet. Ve her dönem kendine has bir takım konular gündemde öncelik sırasına evet. yerleşiyor. Mesela kalkınmada öncelikli bölge diye bir kavram vardı bir zamanlar. Şimdi, Samsun burada treni kaçırdım. Yani evet. bir artı teşvik uygulamalarıyla ilgili. Yani, teşvik yani burada bir geri kalmıştır ama o zamanki zaman bankadaki kaybı... bankadaki stok paralar da etkilenmiştir. Burada çevre illerdeki paralar da burada toplanıyor. Burada yani belli bir para birikimi olmuş. Yani nasıl oluşmuşsa oluşmuş artık onu. Detaylı biz tartışamayız burada. Evet. Onun etkisiyle ve tabii ki deminden beri söylediğimiz kara, deniz, hava ulaşımının yani lojistik olarak da önde olmasından dolayı ama biz buna yani dövünürsek yanlış yaparız. Noktasal teşvik çıkarabiliriz. İşte bu kalkınmada... O geçti diyorsunuz önce, yani geride kaldı. Öbürü illa grubun içinde olmak şart değil ama biz burada lojistik köyle beraber ya otomotiv sanayini getirebiliriz. Yani teşvik ettirebiliriz burada bir şirketi, yabancı bir yatırımcıyı çağırabiliriz. Bu da işte vilayetin başkanlığında bu kalkınma ajansının zaten 4 tane şehrin valileri, belediye başkanları, il genel meclis üyeleri ve şeyleri, ticaret odası başkanları var. Zaten bizim ticaret odası, işte önümüzde de şimdi belki birazdan sevgili Orhan da bahseder. Şubat sonu Mart başında seçimler var. Samsun'da inşallah daha mevcutlar iyi ama daha da iyi yatırımcı ve ileri görüşlü sanayiciler de gelir de buradaki ajansın da hibeler veriyor 2 senedir. Ama hala oraya bir kamu teşekkülü, bir nasıl söyleyeyim, iktidarın bir yeri gibi evet. görürsek hata ederiz. Çünkü bu kalkınma, yani kalkınma ajansları çok önemli. Yalnız bölgesel kalkınma, yani hem Samsun için hem Türkiye için önemli ama ben hem aynı zamanda da işte Türk Konfederasyonu Başkan Yardımcısı olduğum için mecburen hislenerek söylüyorum. evet. TÜSİAD'ın da başına şimdi Sayın Muharrem Yılmaz da bölgesel kalkınma uzmanıdır kendisi de. Hı. Bu işe de çok heveslidir. TÜSİAD'ın başına gelmesi de şanslıdır. TÜSİAD'da Anadolu'nun çeşitli illerinden bir sertleştirme yapmışlar değil mi? Yani Anadolu'ya açmışlar Türkiye TÜSİAD'ı. Için, tabii yani Türkiye için önemli. Bu kalkınmadaki bölgeler, 26 tane bölgenin ve ajansın ki Samsun bunun 3. sırasında da bir şansımız var. İzmir pilottu onun için ileride. Hı hı. Çukurova'da zaten Mersin, Adana 2 şehir. Onlar da zaten kalkınmada Orhan dediği gibi sanayinin zaten daha evvelden Sabancı ailesinde oradaki yatırımlarından öndeler ama bizim ajans da bunların içinde 3. sırada geliyor. Bu fırsatı da kaçırmayıp biz daha öte götürmek için yatırımcı olarak hibeleri de takip edip ama burası bir iktidarın yeridir deyip de leke atarsak yanlış yaparız. Ama şimdi önemli, bakın. Önemli hibeler var, önemli yatırımlar ben var. Ben şimdi sizi dinliyorum. Evet. Ben sizi dinliyorum. Evet. Siz yatırımdan bahsetmiyorsunuz şu anda. Kafanızda bir yol haritası var. Var var yatırım. Bir dakika şimdi iş dünyasının bir yol haritası çizmişsiniz kafanıza. Evet. Tamam evet. bir dernek başkanısınız, evet. bir kuruluşun, evet. Evet. meslek kuruluşlarının tamam. bir kafada bir yol haritası var evet. kafanızda. Evet. Arayış artı o yol. Arayış var şöyle onu anlatıyorum. Kalkınma yani ortada bir yatırım da yok şu anda. Var. Kalkınma ajansı proje teslim edenlere hibe veriyor ya %50 bir kere. Bu demektir ki %50 de yatırımcı parası olması gerekiyor. Sadece takiple yapılıyor bu iş.
Ve başarılı gidiyorlar. Birkaç tane falso vermiştir, firma batmıştır. Ama yani 100 tane proje vardı, 2 tanesi dünya global krizde şu anda yani. Ama diğerleri de Samsun'un son 2 senedir Orhan'da güzel rakamlar, hani siz demin sordunuz. Orhan Bey'e söz vereceğim gidiyor, ben. Samsun iyiye mi gidiyor diyorsunuz, iyi rakamlar veriyoruz ama bunun gelişmesi için yatırımcının hassasiyetli ve istihdamını artırması, devam etmesi gerekiyor. Bırakmamamız ya, lazım yani. Yatırımcı şartlara da bakıyor. Biz orta gelir tuzağına yani, ancak o zaman çıkartırız. Bölgenin tabii konumuna ki, da tabii bakıyor ki. Yatırımcı. Hepsi beraber bir halde gelir. Seyirci için hani Oka'yı da belki açabiliriz başkanım. Evet. Şimdi onu Oka, bir ara vereceğim. Tabii. Ondan sonra evet, ben size söz vereceğim. Evet. Tabii. Şimdi Sayın Uğurlu'yu ben dinlerken evet, yani şeylerinden, düşüncelerinden evet, yani bir iş dünyasının bir yol harita var, yol haritası. Var, var. Şu da olmalı, bu da olmalı. Şimdi söylem oraya dayanınca evet, yani somut şeylerden ziyade bir, evet, bir plandan, projeden, bir yok ya, yatırım hedeften lazım. Var o zaman Samsun'un sıcak sorununun şu anda yatırımda o biraz daha uzun vadeye dayanıyor gibi yok, görüyorum. Bir an evvel girecek yani. Hızla gitmemiz lazım, hızla. Yoksa çok kötü yerlere gideriz yani. Evet efendim, bir evet, reklam arası verelim. Tamam. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler, Samsun iş dünyasının sorunlarını, zaten Samsun'da ekonomi ne kadar canlı olursa, Samsun'un sanayisi ne kadar canlı olursa, ne kadar çok fabrika olursa, ticari potansiyeli ne kadar yüksek olursa, iş bulma, kentin yaşam kalitesi de yükselecek. Bizden ayrılmayın çünkü bu sizi de ilgilendiriyor bu konu. Şimdi bir reklam arası verelim. Halkın